için Şöyle, kişinin ağrı eşiği çok önemli tabii ki ama günümüzde teknoloji ilerledikçe burada da çok ilerleme oluyor. O kadar incecik iğnelerle yapılıyor ki. Ben kendi klinik hayatımda şu ana kadar mezoterapi yaptırmam diyen bir hastayla karşılaşmadım. Hani iğne fobisi olmasına rağmen. Neden? Çünkü çok incecik iğneler. Yani hasta çok anlık, çok küçük bir şeyler hissediyor. Aa, bu muymuş diyor. Hani kan alırken büyük iğneler ya da ilaç tedavisinde normal kalçadan daha büyük iğneler yapıldığı için hep onunla karıştırılıyor. Hayır. Evet. Çok incecik iğneler. O yüzden ağrı belki ama hani çok minimal. Kişinin hassasiyetiyle alakalı. Aynen öyle. Hocam peki mezoterapi bir bütün zayıflama yöntemi mi yoksa bölgesel zayıflama olarak kullanılıyor mu? Ağırlıklı, ya da sadece bölgesel zayıflamada kişi nasıl bir yöntem uygulaması? Tabii ağırlıklı bölgesel zayıflamada. Ama şunu iddia etmek çok doğru olmayabilir. Hani sadece mezoterapiyle kişiyi zayıflatayım ya da incelteyim demek çok mantıklı olmayabilir. O yüzden birçok elinizde done olmalı, birçok tedavi seçeneği olmalı. Bir kombinasyon planlamak her zaman başarı açısından çok çok daha önemli. Ama mezoterapi gerçekten üst sıralarda yer alıyor. Tek başına, evet, kişinin çok problemi yoktur, çok minik bir problemi vardır, atıyorum sadece gıdıda bir problem vardır, sadece yan bölgede vardır. Evet, mezoterapi ya da lipolis sadece o bölgeye yeterli olabilir, ihtimal dahilinde. Ama genel bir zayıflama tedavisinde ise sadece değil, mutlaka diğer tedavileri de işin içine katmamız gerekiyor. Evet. Hocam kaç seanstan sonra sonuç almaya başlayabiliyor hasta ya da kişinin kilosuyla mı orantılı, neler söyleyebilirsiniz? Şimdi eğitimlerde genelde böyle bir tedavilerde en az 8-10 seans planlanmalı şeklinde söylenir. Bunları görüyoruz. Gerçek hayatta da bu sayı tamamen değişebiliyor. Söylediğiniz gibi çok küçük bölgelerde belki 4-5 seans bile yetebilir. Evet. Ama kişi zayıflama tedavisi içine girmişse, morbid obez ve ona girmişse belki de 3 ay, 6 ay, 1 yıllık bir tedaviler gerekecektir. Evet. Ama küçük bölgelerde 2 ile 3 ay gibi bir sürede cevap alma ihtimallerimiz yüksektir. Evet. Hocam tabii tedavi öncesi ve sonrası arasında fark ne kadar olabiliyor? Neler söyleyebilirsiniz bu konu hakkında? Bunu direkt söylemek çok doğru olmayabilir. Hı. Belki biraz ticari olacaktır ama buna iki türlü yaklaşmak lazım. Hastanın uyumu çok önemli. Hı hı. Söylediklerimize dikkat etmesi ve tedavisine düzenli gelmesi. Evet. Bizim de tedaviyi doğru yapmamız çok önemli. O yüzden hani normal şartlarda zayıflama tedavisinde ayda 3 ile 5 kilogram arası vermesini bekleriz. Normal şartlarda. Eğer böyle bir durum söz konusuysa, kişinin 6-7 kilo fazlasıysa, yani 2 ay gibi sürede evet, gayet iyi duruma gelmesini bekliyoruz. Hocam peki tabii bu uygulamaları, bu işlemleri yaparken kişilere diyet uygulanıyor mesela, tavsiye ediyor musunuz? Neleri dikkat etmeli hasta ve bu yöntem nereye kadar devam eder? Yani garantisi ne kadardır? Neler söyleyebilirsiniz bu konuda? Şimdi diyetten ziyade sağlıklı beslenme dememiz evet, lazım. Daha doğrusu aslında bu. Bunu bir hayat tarzı haline getirebilirsek gerçekten zayıflama ile ilgili her gün yeni bir şey duyuyoruz. Doğru. Gazetelerde, televizyonlarda şu an bunlar var. Her gün değişiyor ama. Evet. Ama ona rağmen obezite dünyada müthiş artıyor. Evet. Çok problem nedir? Evet, sağlıklı bir beslenme problemi en önemli sıkıntı. O yüzden hastalarımla bunu konuşurken hep söylüyorum. İyi bir tedavi seçeneği, iyi bir beslenme seçeneği ve doğru egzersizler. Bu üçü çok önemli. Evet. Eğer bunu siz hayatınızda doğru bir şekilde uygularsanız kilo sorunumuz da belki olmayacak. Aynen öyle. Yani verdiğiniz kilolar da alma şansınız kalmıyor. Evet. Evet, doğru bir beslenme programı çıkarmaya çalışıyoruz. Neye göre ama? Yani size ben farklı şeyler önce önereceğim. Bir kişiye özel olmalı. Aynen öyle olmalı. Ha, bunu neye göre belirleyeceğiz? Tabii ki kan tahlilleri önemli. Evet. Muayenesi önemli. Bunlar çok çok önemli. Hatta bazen besin duyarlılıkları çıkıyor. Evet. Son 5 yılın en önemli konusu dünyada böyle. Yediğimiz bazı yiyeceklerin aslında vücudumuzda bazı hassasiyetler yarattığını öğreniyoruz. Evet. Ki şu an bu sınırdaki en çok ürünler nedir? Beyaz şeker, inek sütü, pirinç. Bunlara karşı aşırı hassasiyetler çok fazla gelişiyor. Beyaz unlar. Yani normalde de sadece zayıflama hastalarını demiyorum. Sağlıklı yaşamak için. Aynen öyle. Zaten. Ağrısı olanda da, alerjisi olanda da bunlardan mümkün mertebe zaten uzak durmamız gerekiyor. Çok özel testler çıktı.
kan yoluyla yapılanlar var, bilgisayar sistemleriyle yapılanlar var. Dokümante olarak çıkıyor bunlar gerçekten. Ama şunu demek istemiyorum asla. Az önce dediğiniz gibi, ya ömür boyu robot gibi böyle yaşayacaksınız. Hayır, böyle bir şey yok. Ama burada nasıl doğru yaşarım? O yüzden belirli aralıklarla kontrollere gelmesini önemli rica ediyoruz. Ona uygun beslenme şekillerini değiştirecek. Bir süre sonra, bir ay sonra mı, üç ay sonra mı, beş ay sonra mı, hasta otomatik olarak kendisi farkında oluyor zaten. Öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki hasta gerçekten artık abur cubura düşkünlüğünün gittiğini, zamanında yediğini, bu çok önemli. Birçok kilo problemi hastalara bir bakın, genelde kahvaltıyı es geçerler. Evet, en önemli zaten kahvaltı. Genelde olmazsa es geçerler. Olmaz. İş hayatımızda gün çok yoğun geçiyoruz, akşam yemeği çok fazla yiyoruz. Evet. Yani yorgunlukla işte aile bir araya geliyor, geç vakitte. Zaman saatler uymayabiliyor. Yani akşam 8'de yemek yiyoruz, belki dönem dönem hepimiz yapıyoruz. 9-10'da yediğimizi bile biliyorum çoğu zaman. Hepimiz yapıyoruz ama burada o zaman neler dikkat etmemiz lazım? Yani gerçekten karbonhidrat, protein, yağ üçüne de ihtiyacımız var ama evet, akşam yemeği yerken bazı şeylere çok daha özen göstermemiz lazım. Hamur işlerinden özellikle uzak durmamız lazım. Biraz daha belki sıvı, çorba, sebze tarzı biraz daha ön plana çıkarırsak çok daha sağlıklı olacağını görecek hastalarımız. Evet hocam. Hocam botokstan biraz bahsetmek isterim. Özellikle botoks nedir? Bunun bir açılımını alalım, sonrasında sorularım olacak. Botoksun tam açılımı botulinum toksin. Bir etken madde. Yılan zehri diye biliniyor ama aslında yılan zehri değil tabii ki. Sonuçta bu da bir ilaçta, diğer ilaçlarda kullanıldığı gibi bir etken madde. Birçok rahatsızlıklarda kullanılabiliyor aslında. Evet. Botoksun kırışıklık üzerine olan etkisi tesadüfen ortaya çıkmış. Aslında botoksun farklı tipleri var. 80'li yıllarda önce özellikle nörolojik hastalıklarda yapılan çalışmalarda bir süre sonra hastaların bazı hareketleri yapamadığını bir süreliğine görmüşler. Daha sonra bir bakıyorlar, ciltte de farklı reaksiyonlar ortaya çıkıyor. O eski kırışıklığın kaybolduğunu görüyorlar. Bunun üzerine alt tipler araştırılıyor ve sadece cilde uygulanan kırışıklık tedavisi amaçlı olan tipi şu an bizim kullandığımız, estetik amaçlı kullandığımız tipi bu. Ama kötü bir şey mi? Yani sonucunu çok iyi gördüm. Hastaların çok büyük oranda memnun kaldığı çok güzel bir uygulama. Ama şunu demiyoruz. Evet, görüyoruz televizyonlarda, dışarı baktığımızda maske yüzler, evet, tipik robot donuk tipleri. Donuk yüzler, evet, ifadesizlik. Bunu biz de istemiyoruz. Evet, kesinlikle. Bunu talep eden hastalarımız tabii ki oluyor ama hayır diyoruz. Bu çok önemli. Mimik hareketlerini yaparak olabildiğince doğal uygulamak tabii ki o zaman çok daha iyi oluyor. Evet. Hocam peki yüzün hangi bölgelerine yapılır botoks? Botoksu biz genelde yüzün birçok bölgesine planlanabilir. Burada hastanın hangi bölgeden rahatsız olduğu çok önemli. En fazla kaş arası çatma çizgileri. Kişiyi böyle sinirli gösteren, mutsuz gösteren bir ifadedir. Aslında çok canlıdır ama o çizgi hastayı, kişiyi çok gerçekten dışarı karşı farklı gösterir. 3. 5. 7. günlerde etkisi ortaya çıkmaya başladığında kişi gerçekten çok daha farklı kendini bakıyor. Kendini iyi hissediyordur tabii. Kesinlikle iyi hissediyor. Alın çizgileri. Alın çizgileri biraz daha yaşlanmayı gösteren yorgun çizgiler. Yorgun ve yaşlı gösteriyor. Aynen öyle. Onların kaybolması. Kaz ayağı. Evet. Özellikle güneşin etkisiyle gözü çok kısmamızdan ortaya çıkan çizgilenmelerdir. Bununla birlikte göz tikleri. Aşırı göz tiklerinde kullanılır. Bazı nörolojik hastaların yüz modunda, işte yüz felcinde kullanılabilir. Boyun çizgilenmelerinde de bir miktar yine kullanılabiliyor. Bunlar estetik amaçlı olanı. Estetik amaçlı olmayan kısmındaysa işte koltuk altı, avuç içi, ayak tabanı terlemelerinde de çok yoğun kullanılıyor. Güzel sonuçlar alınıyordur tabii. Hocam botoksun kalıcı olması için hasta bir şeylere dikkat etmesi gerekiyor mu ve etkisi ne kadar sürer? Botoksun kalıcılığı yok. Etki süresi 3 ile 8 ay arası değişiyor. Bu süre tamamen kişiden kişiye değişiyor. Evet, 3 ayda bir tane de olabiliyor. 8 ay, 10 aya kadar uzayan da oluyor. Ortalama etki 6 ay diye söyleriz genelde. Nelere dikkat etmeli? Genel anlamda da ilk bir gün, ilk iki gün özellikle çok masaj yapmasından uzak dursun deriz. Kesinlikle yapılan bölgelere masaj yapmasını istemeyiz. Bunun dışında bazı uygulamalar botoksun etkinliğini azaltabiliyor.
radyo frekans uygulamaları, dermoterapi roller uygulamalarının bazıları da botoksun daha erken sonlanmasına neden olabiliyor. O yüzden hastanın beklentisini bilerek bir sıralama yapmak gerekiyor tedavilerde. Ya da dışarıda başka bir işlem yaptıracaksa bu işlemler hakkında hastaya mutlaka bilgi vermemiz gerekiyor. Hocam peki hasta uzman kişi seçerken nelere dikkat etmesi gerekiyor? Çünkü bu çok önemli, botoks özellikle. Ya bunda tabii ki bir kriter yok. Öncelikle diyalog çok önemli. Her işte olduğu gibi karşınızdakiyle kurduğunuz elektrik çok çok önemli. Güven duygusu çok çok önemli. En önemli şey bilgileri doğru vermek. Az önce sorduğunuz gibi işte kalıcılığı ne yapılabilir diye. Hani hastaya siz derseniz ki evet bir daha kalıcı olacak, hiç yaptırmayacak. 6 ay sonra hasta geldiğinde ne yapacaksınız? Hiçbir şey yapamazsınız. O yüzden doğru bilgileri vermek çok önemli. Bunun dışında tabii ki el pratiği. Bunun için şey yok, bir kıstas yok ama hani diyemem ki işte tabipler odasında bizim bir listemiz var. Hayır, böyle bir şey yok. Burada hastayla doktor arasındaki güven ilişkisi çok önemli. Onun dışında tabii ki hasta referanslar önemli. Tamamen bunlarla ilgili ama yasal olarak ya da kendisine güven, bu işi mutlaka doktor yapmalı. Az önce konuştuğumuz gibi hani kuaförde, salonda bu işler kesinlikle olmamalı. Geri dönüşümü çok daha kötü şeyler olabilir tabii, değil mi? Sonuçta her ilacın bir reaksiyonu vardır. Kesinlikle. Aldığınız bir ağrı kesicinde, antibiyotiğinde bir alerjik reaksiyonu, farklı reaksiyonlar olabilir. O yüzden klinik ortamda hekim tarafından yapılmalı derken olabilir. Akut bir reaksiyon gelişti. Ona müdahale edilebilmeli. Sadece güzellik değil, sağlık da her zaman ön planda olmalı. Hocam kaç yaşından sonra özellikle öneriyorsunuz? Bir şey var mıdır? Yaş sınırı var mıdır? Şöyle normal şartlarda 28-30'dan sonra planlanıyor. Normal şartlarda. Ama anormal durumlarda olabiliyor mu? İstisnai durumlar. Tabii ki çok daha erken 23-24'te yaptığımızda olabiliyor. Ama vücudun yaş almasıyla birlikte oluşan kırışıklık çizgileri genelde 30'lu yaşlardan sonra kendini göstermeye başlıyor. Ama bir de profilaktik tedaviler de var. Bu işin içinde botoks da var aslında. Çok mimik yapan kişilerde bu çizgilenme çok belli olduğunda 23-25'li yaşlarda eğer geç müdahale edilirse bu çizgiler çok daha derinleşiyor. Bu sefer sadece botoks yetmiyor, dolgu ya da diğer uygulamalara ihtiyaç duyuluyor. O yüzden erken yaşlarda çok daha kontrol, daha minik dozlarda yavaş yavaş engelleyen, derinleşmesini engelleyen tedaviler yapılır ise o çizgiler de ileride kesinlikle derinleşmeyecektir. Burada da bir koruyucu etkisi var. Çok kırışıklıklarımız artmadan en azından belli bir zamanda kesinlikle kontrol altına almak çok daha doğal bir şekilde yapılabilir. Hocam peki ne kadar sıklıkla yapılmasını öneriyorsunuz? Burada da süre sabit değil. Ama normal şartlarda 4 aydan 5 aydan önce ikincisini tekrarlamayı çok uygun bulunmuyor. Eğer çok sık yapılırsa, söyledim ya, bazı hastalarda 3 ay geçti, geri dönümler gördük. Hemen yapmayı çok tavsiye etmiyoruz. Bu sefer antikor gelişebiliyor. Yani vücut ona karşı direnç oluşturabiliyor. Böyle bir durumda bir sonraki yaptığınız botoksun etkinliği çok daha kısa sürüyor. Cevap göstermiyor. O yüzden tercihen 5 ayda 6 ayda bir yaptırmak, ekstra bir durum yoksa yeterli olabiliyor. Bazı hastalıklarda ya da farklı durumlarda evet daha erken yapılıyor. Ama kozmetik amaçlı yapılan uygulamalarda 5-6 ay yeterli bir süreçtir. Hocam tabii kırışıklık tedavisi farklı yöntemlerde uyguluyorsunuzdur botoksun dışında. Peki hangi yöntemleri uyguluyorsunuz botoksun dışında? Bu kombinasyonda en sık uyguladığımız tedavilerden biri dolgudur. Özellikle burun kanatlarındaki o yorgun gösteren nazolabial sulcus dediğimiz çizgilenmelerde uygulanır. Zigoma dediğimiz elmacıkların belirginleştirilmesinde. Bir de özellikle son yıllarda yaygınlaşan işte elastikiyet kaybıyla birlikte cilt sarkmalarının görülmesiyle birlikte ip askılar çok çok daha ön plana çıkıyor. Hocam peki ip askıyı hangi durumlarda öneriyorsunuz? İp askıdaki en önemli şey cildin sarkmaya başlaması. Peki bunun derecesi nedir? Şimdi bu çok önemli. Az önce dediğimiz gibi herkese yapılmayacaktır. Her yaşta yapılmayacaktır. Yapılan cilt analizinde, muayenesinde ciltteki o sarkma reaksiyonu eğer belirginse, orta derece ise evet ip askılar yapılabilir. İp askıların tabii çeşitleri var. Evet. Ama şu an günümüzde en yoğun kullanılan örümcek ağ ya da diğer şekilleriyle yapılan ip askılarda sarkmanın biraz belirgin olmasını özellikle bekliyoruz.
Ama bir üst kademedeki çok yoğun sarkmalarda ip askı zaten önerilmiyor. O zaman cerrahi yöntemlerle diğer doktor arkadaşlarımıza yönlendiriyoruz. Hocam ip askı ile yüz gerdirme peki kalıcı mıdır? Ya da ne kadar kalıcıdır? Normal şartlarda 2 yıl ve üzeri bir beklenti var zaman olarak. Kullandığınız ipe kalınlığına göre değişiyor bunların hepsi. Ama eğer doğru iplerle doğru hastaya yapmışsanız en az 2-4 yıl arası süren bir etkiyi bekliyoruz. Hocam kopabiliyor mu peki o ipler? Yani böyle bir riski var mıdır? Var. Yani malzemeden mi alakalı ya da yapılan işlemle mi alakalı? İki türlü. Tabii ki malzemeden de etkili olabilir ya da hastanın yaşam tarzıyla da olabilir. O yüzden doğru ipleri kullanmak gerekiyor. Bir, uygulama anında eğer kopma olmuşsa zaten yenisi uygulanır. Bunda bir problem yok. Ama uygulamadan sonra özellikle ilk 3 gün, ilk 5 gün, tercihen ilk 1 hafta çok katı gıda yemesini istemeyiz. Evet. Çok katı gıda yemesin. Çok fazla minik yapmayacak. Evet. Yine fazla masaj yapsın istemiyoruz. Bunlar çok çok önemli. Sert gıdalar almasın. Bunlar akıl almaz çünkü etkiliyor. Ve mümkün mertebe eğer o ilk gün yüz üstü değil de yanaklar üstü değil de sırt üstü yatabiliyorsa daha uzun ömürlü olmasını bekliyoruz. Evet, hocam tabii saç ekimi de yapıyorsunuz. Saç ekimi ile alakalı sorularım olacak ama önceki saç ekimi nedir diyelim. Daha sonra yine sorularım olacak. Saç ekimi saç nakli. Yani sağlam saç köklerinin az olan ya da olmayan yerlere hangi bölgeden işte ense bölgesinden kulak arkasından alınarak problemli yerlere ekilmesi olayıdır. Evet. Peki saç ekimi farklı çeşitleri vardır tabii var. Ki ama hangi yöntemleri uyguluyorsunuz siz? Birkaç farklı saç ekimi yöntemi var. Eski yöntemlerde olan FUT yönteminde evet. Ameliyatlı yöntem olarak biliniyor. Ense bölgesinden bir şerit tarzında bir alan çıkarılıyor idi. Oradaki saç grefleri ayrıştırılıyordu. Biz o sırada cildi tekrar dikerek kapatıyorduk. Ondan sonra ayrılan grefler problemli yerlere ekiliyor idi. Günümüzde hatta 2005 yılından bu yana yoğun olarak FUE yöntemi uyguluyoruz. FUE yöntemi nedir? Artık şerit şeklinde bu ameliyatlı tarz değil, sadece lokal anesteziyle o bölgeyi uyuşturduktan sonra tek tek özel sistemleri, o kökleri, o grefleri çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun en büyük avantajı iz kalmaması tabii ki hasta için çok çok büyük bir avantaj. Bizim için daha yorucu ama sonuç çok daha iyi. Hastanın memnuniyeti çok önemli. Tabii. Kesinlikle. Daha sonrasında sıkıntılar yaşamıyor en azından. Evet. Hocam ne kadar süre sonra saçlar çıkmaya başlar? Saçların çıkış süresi 3 ile 6 ay arasında ilk başta değişecektir. Ekilen saçlar 1. ayın sonunda bir dökülme reaksiyonu olabiliyor. 3. ayla birlikte tekrardan yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. En yoğun gördüğümüz zaman 6. aylardır. Evet. 8. 10. aylara bir kısmı sarkacaktır ama 6 ay sonra baktığınızda en az %80'i ortalama olarak saçlar rahatlıkla çıkmış ve saç ekimi güzel bir şekilde yapılmışsa hasta çok mutlu bir şekilde hayatına evet, devam ediyordur. İyileşme süreci hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bu işin en önemli kısmı burası. Hastalar soruyor. Sizin de az önce sorduğunuz gibi işte kesin çıkacak mı? %100 mü? Bu bir ekip işi. Az önce dediğim gibi hekim olarak hastanın sağlığını çok iyi korumamız lazım. Güzel, iyi bir sayıda greft alıp güzel açılarla bu işe ekmemiz gerekiyor. Ekimden sonra da hastanın çok dikkat etmesi gerekiyor. Neye dikkat edecek? Ortalama 4-6 hafta boyunca saçını eliyle işte böyle dokunmayacak, evet. Kaşımayacak. Masadan uzak. Evet, taramayacak. Özellikle arabaya, otobüse binerken kafayı çarpmasını istiyoruz. Evet. Top oynuyorsa kafa vurmasını istiyoruz. 4-6 hafta bunlar çok önemli. Dikkat etmesi gerekiyor aslında. Yara iyileşmesi için 4 hafta en önemlisidir. Biz 6 haftaya da çok dikkat edelim diyoruz. Ondan sonra normal şartlarda birebir çekmiyorsa o saçlar kesinlikle dökülmeyecektir. Evet. Hocam başarı oranı hakkında sorum olacak. Neler söyleyebilirsiniz? Sonuç hakikaten hastayı memnun edebiliyor mu? Beklentileri tabii kişiye göre değişiyordur ama. Aynen öyle. Şimdi önce bir beklentiyi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Evet. Bunu hastayla çok iyi paylaşmanız gerekiyor. Beklentiyi doğru şekilde yansıtabildiyseniz başarı gerçekten çok iyi. Siz çok iyi işlem yaptınız. Evet. Hasta da söylediklerimize çok iyi dikkat etti bu 1-1,5 ay boyunca. Sonuç gerçekten yüz güldürücü. Hı hı. Ama şunu çok iyi söylemek gerekiyor. Alan büyükse belki bir seans yetmeyecektir, iki seans gerekecektir, üç seans gerekecektir.
hastalarla bunları çok iyi paylaşmanız gerekiyor. Ya da sonradan sıklaştırma işleminin gerekebileceğini hastaya bunu özellikle belirtmek gerekiyor. Ama küçük bölgelerde ya da hastaya bunları doğru anlattığınız durumlarda memnuniyet gerçekten çok çok iyi. Yüz güldürücü olabilir. Kesinlikle. Hocam tabii saç ekiminden sonra yani ektiğiniz saçlar tekrar dökülebiliyor mu? Kalıcılık hakkında neler söyleyebilirsiniz? Normalde beklediğimiz bir durum değil. Ektiğimiz saçların normalde gerçekten kalıcı olmasını bekliyoruz. Çok istisnai durumlar ya da işte travma gibi ekstra işlemden sonra ya da herhangi bir zamanda bir kaza oldu, bir yere çarptı. Dediğim gibi böyle durumlarda herkesin saçı dökülebildiği gibi o saçlar da dökülebilir. Hı hı. Ama hiçbir şey yapılmıyor ise normalde ekilen saçların dökülmesiyle şu ana kadar karşılaştığımız bir durum değil ve genelde de beklemiyoruz diye söylüyoruz. Evet. Hocam tabii saç ekiminin dışında kaş ekimi, kirpik ekimi, sakal ekimi de yapıyorsunuz ama bu konuda biraz bilgilendirmek ister misiniz? Evet, insanların bu konuda çok fazla beklentisi olmaya başladı. Eskiden bilinmeyen yöntemlerdi. Burada tabii doğallığı sağlamak çok önemli. Bunu hastalarla çok iyi konuşmak gerekiyor. Saç ekimi gibi çok rutin uygulanan yöntemler değil ama açısı çok çok önemli. Saçta da çok önemli ama kaşta, sakalda bu açılar çok daha farklı geliyor. O yüzden bunu hastaya çok iyi izah etmek gerekiyor. Günümüzde yapılan kaş ekimlerinin özellikle farklı açılarda çıkabiliyor kaşlar. Evet, belki evet, %80'i çok iyi gitmiştir aynı paralellikte ama bazıları dik çıkabiliyor. Çünkü bu bölgenin yapı olarak açısı çok farklı. Evet. Bununla birlikte ekilen saçlar bir süre uzayacaktır. Hastanın 1 yıl, 2 yıl bu değişebiliyor bu süreç. Belirli süre uzayan kaşları diyelim artık kesmesi evet. gerekecektir. Evet. Ama sonra, duruyordur tabii. Genelde adaptasyon iyi oluyor. Sakal ekimi daha iyi sonuç anlamında ya da bıyık ekimi sonuç anlamında çok çok daha iyi bu bölgelerde. İşte sakal sıklaştırmak isteyenler olabiliyor. Sonuçlar fena değil. Yani yüz güldürücü dediğiniz gibi. Teknik olarak bu benim bireysel değil. Genel teknik olarak dernekteki yaptığımız çalışmalarda da bunu hep söylüyoruz. Genel çalışmalar çok çok iyi. Kirpik ekimi biraz daha yeni, diğerlerine göre daha yeni. Aslında fena değil ama çok hassas bir bölge. Evet, çok sık çalışamıyorsunuz bu nedenle. Hasta eskisi gibi çok sık kirpik istiyorsa zaten bunu otomatikman yapmamak lazım. Evet. Ama kontrollü bir şekilde belirli sayılarda ekilebilmeyi hasta okey derse tabii ki yapılabilir. Burada da açı belki tamamen paralel çıkmayabilir. Yine farklı açılarda gelebilir. Bu işin zor yanı bunlar. O yüzden saç ekimi, sakal ve bıyık ekimi evet bu konularda şu an çok çok ileri dönemdeyiz, seviyedeyiz. Kaş ekimi evet bayağı ilerledi. Kirpik ekimi daha biraz yeni. Daha yeni durumda. Özellikle sağlık turizmi açısından da yurt dışından bu anlamda gelen hastalarda da istekler çok oluyor tabii ki. Çevremde de çok sorun oluyor. O yüzden evet, özellikle vermek istedim. Fena değil ama dedim ya her zaman diyoruz hastanın beklentisi evet, çok çok önemli. Yüksek olmamak şartıyla güzel sonuçlar alabilir diyorsun. Hocam eklemek istediğiniz başka bir şeyler var mı? Yok teşekkür ederim. Bu günümüzdeki en önemli konu siz başta söylemiştiniz. Bu tür durumlarda güzellik evet ama sağlık her zaman çok daha önemli. Örneklerle hep karşılaşıyoruz. Bu bütün işlem saç ekimi de dahil. Botoks, doluk hiç fark etmiyor. Bakın bunların hepsi hekim uygulaması. Hekim kontrolünde diye bir şey değil. Nerede yaptırırlarsa yaptırsınlar mutlaka hekim olduğuna emin olduğu kişiler. Kesinlikle. Bir kere hekim ya klinikte olacaktır ya poliklinikte ya hastanede. Evet. Gerekiyor. Aynen öyle ya hastanede olacaktır. Hani salonda bu işi hekim yapıyor diye birileri yapıyorsa yani bu işte bir yerde bir hata var. İnsanların buna ne olur dikkat etmesini tavsiye ediyoruz. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah daha sonra yine biz sizi görmek isteriz buradan. Zevkle. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, değerli doktorumuzdan da çok güzel bilgiler aldık. Tabii uygulamak şartıyla diyelim ve bize ayrılan vaktin de sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın, sağlıklı ve sevgiyle kalın.